Derbiyi hak eden kazandı. Fenerbahçe SporToto Süper Lig'in önemli mücadelesi Galatasaray karşılaşmasını kazanarak e, puan farkını bire indirdi. E, ben öncelikle başta Sayın Duygun Yarsuvat Sayın Aziz Yıldırım olmak üzere derbiyi Bu şekilde harika bir performansla Harika bir duygusal ortamda oynanmasını Sağladıkları için çok teşekkür ediyorum Hem başkanlarından yönetim kurullarına kadar Sokaktaki vatandaşına kadar Hem de oyuncularından e, Diğer unsurlarına kadar iki büyük kulüpte hep eleştirdiğimiz gibi büyük kulüpte takdir hak ediyorlar Maçın içinde gelince ilk 15 dakika Galatasaray'ın performansı yüksekti Sarı Kırmızı'dan yapmış olduğu bu güzel e, Oyun Fenerbahçe'yi kendi yarısı sahasına hapsetti e, Burak ve Selçuk gol pozisyonlarında hem Volkan'ın başarısı hem de e, Burak'ın aşırtma toptaki beceriksizliği söz konusuydu. Oyun 15'ten sonra Fenerbahçe'ye döndü. Çok haklı olarak döndü. Çünkü Sarı Lacivertliler öndeki üçlüyü arkadan Mehmet Topal Emre ve Diego üçlüsü de çok iyi beslediler. O altılı Galatasaray'ı çıkartmadı. Kanatlardan Caner Gökhan elbette ki her zaman olduğu gibi kaptı verdiler ama özellikle Kayt ve e, diğer oyuncular Galatasaray e, Fenerbahçe'de oyunu ortaya yönlendirdiler. Ortaya yıktılar ve bunun sonucunda da e, Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısında futbol üstünü elde etti. Ama maçın en büyük kırılması e, bugünkü yazımda da belirttiğim üzere maçın en büyük kırılması çok netti. O netliğin içerisinde de bir tek konuydu. Hakan'ın sakatlaması. Çünkü e, derbi oynamak bir Galatasaraylı oyuncu için Fenerbahçe stadyumunda derbi oynamaktır. Dolayısıyla e, Hakan Baltanın yerine oyuna giren Koray Günter'in deneyimsizliği kötü oyuncu mu? Hayır. Hala 7 milyon euroya Dortmund'da e, bon servis alma hakkı var Dortmund'un. Kötü oyuncu mu? Kesinlikle hayır. Ama bir derbi deneyimsizliği pozisyon almada Galatasaray defansının balansını bozmada epey etkili oldu ve iş bu nedenlerden ötürü de Fenerbahçe ikinci yarı boyunca Galatasaray'a e, kelimenin tam anlamıyla vurdukça vurdu. Yıktık yıktı ama en sonunda son derbiyi Dirk Kuyt gerçekleştirdi. 35 yaşında Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük profesyonellerinden bir tanesi Hollandalı'nın attığı golle karşılaşmayı Fenerbahçe hakkı olan mücadeleyi 1-0 kazandı. Oyun içerisinde çeşitli dalgalanmalar olsa da e, hakemin genelde kararları e, performansı iyiydi ama özellikle bir kararı e, çok ciddi bir şekilde e, maçın sonucunu etkileyebilirdi. Fenerbahçe kazandığı için fazla gündem olmadı ama... E, karşılaşmanın 63. dakikasında Olcan'ın Emelike'yi düşürmesi nedeniyle kazanılan Frika katışında kesinlikle bence Olcan'ı atmalıydı. Atmadı. Hakemin en büyük hatası yanlışı buydu. Fenerbahçe lig yarışına bambaşka bir hava kattı. Beşiktaş Sivasspor mücadelesini Beşiktaş deplasmanında kötü oyunla 1-0 kazandı ve siyah beyazlılar da şampiyonluk yarışında derbinin getirisiyle kalmaya devam ettiler.